Altınova mahallemizin çok değerli sakinleri, bugün İçişleri Komisyon Başkanımız Saygıdeğer Celalettin Bey, İlçe Başkanımız Fırat Bey, çalışma arkadaşlarımız belediyemizden ve çok değerli mesai arkadaşlarım, muhtarlarımızla beraber sizlerin yanındayız. Bugün bizlerle beraber olan başta İçişleri Komisyon Başkanımız olmak üzere teşkilat mensuplarımıza, çok değerli muhtarlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Tabii ki bir güzel ve anlamlı teşekkür de sizler için, Altınova mahallemizin sakinleri için. Bu sabah işinizi, gücünüzü, tarlalarınızdaki işlerinizi bırakıp bizlerle beraber olduk. Sizlere de yürekten teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Artık bunu hep söyleyeceğiz. Cumhuriyet tarihinde yapılamayanları 3 senede yaptık diyeceğiz. Bu Allah'ın yardımıyla kelimenin tam anlamıyla bir gerçek. 5,5 milyon metrekare kilit parke yapmışız mahallelerimize. 5,5 milyon metrekare. 110 trilyon değerinde. 320 bin ton asfalt yapmışız. 120 trilyon değerinde. Bakın, bizim belediyemiz yaklaşık 3 sene olmuş. Bu 3 senede devletimizden 150 trilyon almışız. Eski parayla 150 trilyon. Ama sizlere yaptığımız hizmetin bedeli 320 trilyon. İşte geçmiş dönemlerden, eski Türkiye'den farkı bu, yeni Türkiye'nin. Başka bir ifadeyle, geçmiş iktidarlar döneminden AK Parti iktidarının farkı da bu. 94 senede yapılanmayanları 3 senede yapmışız. 2014 seçimlerine geldiğimizde çocuklarımız ayaklarında naylon terliklerle çamurun içinden yürüyorlardı. Bugün Allah'a şükür çamurun içinden yürüme çok az kaldı. Bu sene 1 milyon 150 bin metrekare daha yeni ihale yaptık. İnşallah bu sene sonu itibariyle, Eylül-Ekim sonu itibariyle bir metrekare bile eksik inşallah yolumuz kalmayacak. Bundan emin olun. Bu kültür merkezini yaptık. Bakın, yüzlerce camimizin tamiratını yapmışız. 1 trilyon 700 milyon lira harcamışız. Yüzlerce okulumuzun tamiratını, içinin düzenlemesini yapmışız. İçlerine oyun takımları koymuşuz. 1 milyon başka bir rakamla 1 trilyon 800 milyar lira. Her noktada varız Allah'a şükür. Sizlere hizmet için her noktada varız. Bu hizmetler inşallah artarak devam edecek. Artarak devam edecek. Bakın, Cumhurbaşkanımız da diyor ya, bakın, Allah için başka bir beklentimiz yok. Sadece dua. Dua da inşallah bizi kurtaracak o, çünkü ona inanıyoruz. O dua, ben inanıyorum ki, bizler inanıyoruz ki, biliyoruz ki o Cumhurbaşkanımızı sizlerin duası ayakta tutuyor. Yoksa o hainler şimdiye kadar defalarca ona kötülük yapmak için yarışıyorlardı. Ama sizlerin duası elhamdülillah onu kazalardan, belalardan, musibetlerden koruyor. Bu dua devam ettiği sürece, ki inşallah devam edecek, size olan, başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Başbakanımız olmak üzere bizlerin hizmeti de devam edecek. Değerli kardeşlerim, biz şuna inanırız. İnsanlar fanidir, gelir gider. Amel defterinizin kapanmaması için bu insana, bu milletlere, bu Altınova'nın güzel insanlarına hizmet yapacaksınız. Onu yaptığınız zaman biz inanıyoruz ki bu amel defterlerimiz kapanmayacaktır inşallah. Kalıcı olan da budur. Diğerinin hepsi gelir geçer. Gerçekten de
geçmiş dönemlerden çok daha farklı. Okullardan tutun kültür evlerine kadar her türlü hizmeti ayağınıza getirmeye gayret ediyoruz. Bakın burayı yaptık. İçinde çocuklarımız okuyacak mı? Okuyacak. Derslerine çalışacaklar mı? Çalışabilecekler mi? Çalışabilecekler. Hanım kardeşlerimiz gelip burada günlerini yapacaklar mı? Yapacaklar. Gelip burada özellikle Ramazan'da mukabele okuyacaklar mı? Okuyacaklar inşallah. İhtiyaç halinde burada nişan merasimlerini yapabilecek miyiz? Yapacağız. İhtiyaç halinde düğün merasimlerimizi yapacağız. İhtiyaç halinde taziye olarak da kullanabileceğiz. İçinde her şey, her türlü donatı var. Hanımlar için ayrı, beyler için ayrı. İnşallah dediğim gibi Allah'ın yardımıyla bu AK Parti iktidarıyla AK Partili belediyelerimizle her zaman sizlerin emrine amada olduğumuzu her zaman söyleyeceğiz ve söylemeye de devam edeceğiz. Değerli kardeşlerim, Allah hepinizden razı olsun. Bu ülkenin insanları var ya, yani siz güzel insanlar, Hazreti Peygamber tarafından övülmüş insanlarsınız. Nasıl mı? Bakın, Hazreti Peygamber İstanbul'u fetheden komutan ne kadar güzel bir komutan. İstanbul'u fethedecek asker ne güzel bir asker diye 1400 küsur sene evvel bu milleti yani sizleri övmüş. Onun için etrafımızda ne kadar bize zarar vermek isteyen millet varsa, ülke varsa Allah onların oyunlarını kendi kafalarına geçiriyor Allah'a şükür. Çünkü bu millet doğal bir millet Allah'a şükür. Tabloya bakın. Dün işçi olarak giden insanlarımız bugün Almanya'da patron olmuş Allah'a şükür. Patron olmuş. Korkuyorlar. Orayı da ele alacağız diye Allah'ın yardımıyla ekonomik olarak. Türkiye büyüdükçe, Türkiye geliştikçe adamlar rahatsız oluyorlar. İstanbul'a 3. havaalanı yapılırsa ki yapılıyor, dünyanın en büyük havaalanı İstanbul bir merkez olacak. Kendilerinin elindeki imkanlar bitecek. Ya bu bitmesi de mukadder zaten. Cenab-ı Hak kendi yolunda çalışan, gayret eden insanlara Cenab-ı Hak yardımcı olacak diye bize vaadi var. Biz inşallah Rabbimizin yolunda sizlere hizmet için gecemizi gündümüze katarak inşallah hizmet edeceğiz. Ben bugün bizlerle beraber olduğunuz için vaktinizi, zamanınızı, işinizi, gücünüzle bırakarak bizlerle beraber olduğunuz için hepinize yürekten, gönülden teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Konuşmalarını yapmak üzere Kahramanmaraş Milletvekilimiz, İçişleri Komisyon Başkanımız Sayın Celalettin Güvenç Beyefendi'yi kürsüye davetimi arz ederim. Değerli başkanım, ilçe başkanımız, kadın kolları başkanımız, bugünkü programlarda bizi yalnız bırakmayan Kahramanmaraş'ımızın çok güzel esnaf odası başkanı, ziraat odası başkanı, hanım kardeşlerim, değerli hemşerilerim, hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. Bu güzel tesisin hanımlara, çocuklarımıza, gençlere hayırlı uğurlu olmasını içtenlikle temenni ediyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli hemşerilerim, hizmet kervanı devam ediyor. 2002'de Tayyip Erdoğan'ın sizlerle yaptığı demokrasi devriminden bu tarafa makus talihimizi yenmeye başladık ve yeniyoruz. Allah'a hamdolsun, önce şehir merkezlerimiz yaşanır hale geldi. Parklarıyla, bahçeleriyle, yollarıyla, parke taşlarıyla. Bugün artık eski köylerimiz ve mahallelerimiz de şehir merkezlerimizin şekline bürünmeye başladı. Belediye başkanlarımız şehrin merkezinde ne varsa köyde de o olacak dedi ve bu sözümüzü tutuyoruz. Bir günde 3 ayrı beldemizde 3 ayrı bilgi ve kültür evini 12 Şubat'ın yaptığı açıyoruz. Hem de pırıl pırıl
parke taşlarının üzerinde çamurun olmadığı, pisliğin, kirliliğin olmadığı bir ortamda. Ben gurur duyuyorum. Ben Allah'a hamd ediyorum bize bu günleri gösterdiği için. Her alanda reform yapıyoruz. Her alanda halkımızın ihtiyaçlarına birinci derece önem veriyoruz. Biz nokta budur. Geldiğimiz nokta budur. Ve bu hizmet kervanı inşallah durmayacak. Desteklerinizle, dualarınızla çalışmaya, çabalamaya, üretmeye, köylerimizin, kentlerimizin, mahallelerimizin kaderini değiştirmeye devam edeceğiz. Çünkü biz inanıyoruz ki bu mazlum millet her türlü hizmetin en iyisine layıktır. Bu kahraman millet her türlü hizmetin en güzeline layıktır. Ve biz gene inanıyoruz ki insanların hayırlısı insanlara hizmet edendir. Bu felsefeyle, bu inançla yola çıktık. Duanızı istedik, hizmet yaptık. Allah sizlerden de razı olsun. Tam 11 seçimdir takdir ettiniz. Her türlü aldatmacaya, kandırmacaya, yalana, dolana, iftiraya karşı şaşmaz bir irade ortaya koydunuz. Bizi kandıramazsınız dediniz. Bizi seveni biliyoruz. Bize hizmet etmek isteyeni biliyoruz. Bizim derdimizi dertleneni biliyoruz dediniz. Tayyip Erdoğan'ı ve AK Parti'yi yalnız bırakmadınız. Ve bugünlere geldik. Hiçbirimiz pişman değiliz. Siz verdiğiniz oylardan dolayı hamdolsun bu hizmetleri aldınız, karşılığını gördünüz. Ama bilesiniz ki oy verdiğiniz Tayyip Erdoğan ve ekibi de sizi satmadı, eğilmedi, bükülmedi, çalmadı, çırpmadı. Aslanlar gibi yedi düvelle çalışarak bu hizmetleri üretti. Allah da yardım etti. Paramız bereketlendi. İşlerimiz kolaylaştı. Hizmetlerimiz hızlandı. Bakın başkanımız ne dedi? 110 milyon Ankara'dan bana para gelmiş 3 yılda. 2014 30 Mart'ta seçtiniz. Büyükşehir olduk. Yaptığımız hizmetlerin toplamı 350 milyonu buldu dedi. Berekete bakın. Güzelliğe bakın. Eğer bu olmasaydı bütün bu evlerin önleri bu parke taşı olabilir miydi? Şimdi bazı ablalar dediler ki ya bazı yerlerde eksik var. Bunun içinde bu sene 1 milyon 150 bin metrekare yeniden ihale etmişiz. İnşallah havaların müsaade etmesiyle buralar tekrar ne olacak? Şantiyeye dönecek, şantiyeye dönecek. Allah'a hamdolsun. Değerli kardeşlerim, bu hizmetlerin devam etmesi lazım. Bu geleceğimizi garanti altına almamız lazım. Türkiye'nin daha zenginleşmesi lazım. Bakın Türkiye 2002'de IMF'ye borcunu ödeyemeyen, borç sıkıntısı içerisinde olan, kişi başı milli geliri 3.300 dolarda olan, yolu olmayan, hastaneleri 10 kişilik koğuşlarda olan bir yapıdaydı. Bugün 10.000 dolara çıkarttık. Bugün 6.000 kilometre olan yolu 20-25.000 kilometreye çıkarttık. Okullarımızın sınıflarını 25 kişiye 70 kişiden düşürdük. Hizmet eden devlet anlayışını getirdik. Hesap veren siyaset kurumunu getirdik. Ama yetmez. Daha gidecek çok yolumuz var. Yarıştığımız, rekabet ettiğimiz Batı ülkeleri bizden 3 kat zenginler. Biz o seviyelere gelmemiz lazım. Çocuklarımızın daha güçlü, daha müreffeh bir ülkede yaşaması lazım. Bunu hak ediyorlar. Bunun için 16 Nisan'da bir reform getiriyoruz. 16 Nisan'da sandığı bir kere daha sizlerin önüne koyduk. Bunun anlamı şu, bir daha evet diyerek koalisyonlara hayır diyeceğiz. Bakın söylüyorum, evetin anlamı bir daha bu ülkede Ankara'da kirli iktidar pazarlıklarının yapılmasına hayır demektir, evet demek.
o koalisyonların nasıl kurulduğunu bizim akranımız olan insanlarımız çok iyi biliyor. Milletvekillerinin hangi vaatlerle partilerinden istifa ettirildiğini çok iyi biliyor. 70'li yılların tamamında, 90'lı yılların tamamında Ankara'da 2 aylık, 3 aylık, 4 aylık hatta 1 aylık hükümetler varken ülkemizin nasıl soyulduğunu, nasıl yoksullaştırıldığımızı, nasıl bu ülkenin geri bırakıldığını bizim nesil çok iyi biliyor. Kardeşi kardeşe vurdurduklarını 70 yıllarında çok iyi biliyor. Milletin birbirine kırdırıldığını sizler çok iyi biliyorsunuz. Çünkü yönetim, siyaset, devlet boşluk kaldırmaz. Ankara'da sana dayanan güçlü demokrat bir lider yoksa onun yerini gayri nizami unsurlar, hak etmeyenler gasp ederler. Bu ülkenin yakın tarihi bunun en büyük delilidir. Rahmetli Menderes yaptı, çalıştı, 60'lı yıllarda onu heder ettiler. Rahmetli Özal çalıştı, çabaladı, 90'lı yıllarda koalisyonlarla onun birikimini de perişan ettiler. Bakın, 70'li yılların sonunda darbe olduğundan iki tane resim size söylemek istiyorum. 1980. Bir yanda Demirel diyor ki, ülkemiz 5 sente muhtaç diyor. Diplomatların, elçilerin parasını, maaşını ödemek için. 5 sent. Türkiye Cumhuriyeti 5 sente muhtaç diyor. Buna rağmen Ankara Cumhurbaşkanını seçemiyor. 118 turda 6 ay ülke cumhurbaşkansız ve darbe oluyor. İnsanlar da sokakta birbirini öldürüyor. 2001'e geliyorsunuz. 10 yılda 91 ile 2001 yılı arası 10 yılda Özal rahmetlinin biriktirdiklerini perişan ediyorlar. 3 devlet bankasını 100 milyar dolardan fazla dolandırıyorlar, açık söyleyeceğim. Ülkeyi yönetemez hale geliyorlar. Gecelik faizler %7500'e çıkıyor. Ve Abdullah Öcalan Amerika tarafından paketlenip verilmesine rağmen koalisyon ülkeyi yönetemiyorum diyor. Bir yıl kala seçime bırakıp gidiyor değerli kardeşlerim. Ve Allah'ın lütfuyla Tayyip Erdoğan gelip kolları sıvıyor. İflasta olan devlet memurunun maaşını ödeyemeyecek durumda olan hazinenin iki yakasını bir araya getiriyor. Bizim kaygımız 2019'dan sonra tekrar o dönemlere dönülmesi korkusudur. Buna dikkat etmemiz lazım. Hayırcıların hiçbir alternatif çözüm önerileri yoktur. Bunların bu ülkeye çaktıkları bir çivi de yoktur. 7 Haziran'ı asla unutmamamız gerekiyor. 7 Haziran'da konuştular. Bu PKK'nın Ankara temsilcisi Selahattin'in eline saz verdiler. PKK'yı bu bitirir dediler. Bizi aldattılar. 8 Haziran'dan itibaren 1 Kasım'a kadar üzerimize kabus çöktü. Asla bunu unutmamamız gerekiyor. Avrupa'sı, Amerikalısı ise yeni dönemde halktan bu kadar destek alan Tayyip Erdoğan'ı durduramayız diye korkuyor. Onlar korksunlar. Onlar Türkiye'den korksunlar. Onlar Tayyip Erdoğan'dan korksunlar. Onlar sizden korksunlar. Çünkü bizi bölemeyecekler, bizi yiyemeyecekler, bizi parçalayamayacaklar ve bize katlanacaklar. Yeni asır bu mazlum milletin olacak. Bu duygularla başkanımızı tebrik ediyorum. Bu güzel eğitim yuvasının hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Burada Kur'an'ı da öğreneceksiniz, bilgisayarı da öğreneceksiniz. Sporu da yapacağız, müzik de öğreneceğiz. Bir elimizde Kur'an, bir elimizde ilim olacak.
ve o çocuklarımız dünyayı yenecek. Hayırlı olsun, kutlu olsun, mübarek olsun. Allah yar ve yardımcımız olsun inşallah. İdarecilerle bizleri bir ve beraber eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, ezanlarımızı dindirtme, bayraklarımızı indirtme, milletimize diz çöktürtme ya Rabbi. Milletimizi ümmet-i Muhammed'e tekrar önder eyle ya Rabbi, rehber eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, başkumandanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sağlık, sıhhat, afiyetler ihsan eyle ya Rabbi. Bizleri onların arkasında dik duran, İri duran güzel insanlardan eyle ya Rabbi. Amin. Bi hurmeti Taha ve Yasin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Hayırlı olsun. Güle güle kullanın.